İlgili web sitemize geldik. Grammarly.com yazdığımız mail veya İngilizce içerikteki basit gramer hatası, noktalama işareti gibi hataları kolayca nasıl düzeltebileceğimizi bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Chrome'a Grammarly eklentisini ekleyerek bazı sitelerde hızlıca bize uyarı vererek biz de uyarının üzerine tıkladığımızda bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Öncelikle yeşil butona tıkladıktan sonra Chrome Web Store'a geliyoruz. Chrome Web Store'a geldikten sonra Chrome'a ekle tuşuna basarak Chrome'a ekliyoruz. Eklentimiz Chrome aşağı yüklendi. Sağ üstte görebildiğimiz gibi otomatikmen sitesini de bize gönderiyor. Kayıt olmamızı istiyor. Buradan Gmail hesabı seçiyoruz arkadaşlar. Hemen ben seçiyorum bir tane. Burada Grammarly hangi amaçla kullanmak istediğimizi seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna göre bize ipucu da verecek. Okul, iş veya diğer projelerle alakalı. Ben okul seçeneğini seçiyorum. Buradan İngilizceyi seçiyoruz arkadaşlar. Seçtik. Devam dedik. Ve Grammarly'ye ücretsiz bir şekilde devam etmek istiyoruz. Ücretsizi seçtiğimizde ücretli olandan farkı şu arkadaşlar. Ücretli olan da size birçok öneri veriyor. Cümleniz daha nasıl formal hale gelebilir veya daha nasıl okunabilir, akıcı hale gelebilirle alakalı veya daha çok farklı, çeşitli ve canlı kelimeler kullanma hakkında size yararlı bilgiler vermeye çalışıyor. Sol tarafta da normal grammar, spelling, noktalama işaretleri vesaire birçok hatanızı size gösteriyor ve düzeltmenizi sağlıyor arkadaşlar. Biz bedava olan sürümünü şu anlık denemek istiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kısaca size nasıl kullanabildiğini gösteriyor. Buraya bir yanlış yazdığınızda böyle düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Biz hızlıca hangi sitelerde kullanabileceğimizi bununla alakalı şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. Benim kullandığım açıkçası Translate oluyor. Translate'de direkt kullanabiliyorsunuz ve direkt şuraya geldi gördüğünüz gibi. Ayrıyeten en çok kullanılan yerlerden bir tanesi de mail sayfanız. Gmail hesabınızdan mail atarken orada arkadaşlar kullanabiliyorsunuz ve çok da ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Google Translate'de uzantımızı deneyecek olursak yanlışı bol ve basit bir cümle yazmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 3 tane yanlış belirledi. İlk yanlışımız noktalama işareti. Gördüğünüz gibi burada size virgülün olmayacağını gösteriyor. Buraya tıkladığımızda yazımız düzeldi. Yine geldiğimizde mine değil de my olması gerektiğini burada gösteriyor. Buradan seçiyoruz arkadaşlar, düzeltiyoruz. Burada ise gene noktalama işareti hatamız var. Fazla boşluk bırakmışsınız, burayı düzeltin diyor. Onun için bastık ve nokta doğru yerine geldi. Şöyle bir gramer hatası da yaptığımızı farz edersek gördüğünüz gibi burada iki tane hata gösterdi. I am veya I was olarak hangisini kullanmasını istiyorsanız burada seçiyorsunuz. Burada I am'i seçtim ve böyle düzeltti. Burada bir tane daha hata çıkarttı arkadaşlar. Burada da sorry kelimesinin 2 R ile yazılabileceğini gösterdi. Gördüğünüz gibi kelime hatalarını, kelime yazım hatalarını, noktalama işareti hatalarını, yer yer basit gramer hatalarını düzelten bir uzantı arkadaşlar. Bunu profesyonel anlamda değil de arkadaşlar basit hatalarınızı gidermek için kullanabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz basit hatalardan puan kırılmamış olur. Eğer bir iş başvurusu için veya bir başvuru için mail atacaksanız kötü bir izlenim bırakmamış olursunuz arkadaşlar. Onun için uygun bir şekilde hata yapmadan yazı yazmanız önemli. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca Grammarly eklentisini Chrome'a eklemeden ayrıca bir iki şekilde de kullanabilirsiniz. Mobilde, Android'de, belki iOS'ta da vardır. Veya Windows'ta kurarak arkadaşlar bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca ofis programlarınıza, Word, Excel gibi programlarınıza da bunun kendi sitesinden burada giriş yaparak kendi ofis programlarınızı da kurarak orada da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.